Arkadaşlar merhaba, Apex Master Studio 11. bölümüne karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İmdat Usta, meşhur abilerimizden. Hoş geldin İmdat Usta. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldin. Merhaba, teşekkür ederim. Evet İmdat Usta, şimdi burada hem garaj kimliğinle hem de pilot kimliğinle buradasın. Evet. İlk istersen Abbas'ım önce garaj tarafıyla başlayalım, pilot evet. Daha sonra geçelim. Evet. Biraz kendinden öncelikle bahseder misin? Tabii ki 1900, teşekkür ederim ayrıca bana buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olasın. 1997 yılında Nissan'a başladım. 97 yılından beri Nissan yapıyorum. Sadece tek marka yapıyorum ve 200 CX yapıyorum. Yani 1997 yılından beri 200 CX yapıyorum. 10 yıldır da kendime ait bir atölyem var. 200 CX dedikleriniz bu Nissan insanların 200, S13 ve S14, S13 olarak ve S14. Bildikleri evet. Araçlar değil mi? S12'yi de kattık. Şimdi bir S12'miz de var bir tane. Onu da bitirdik. Türkiye'de S12 var mı? S12 Silvia var bir tane şu an. Türkiye'de 4 tane S12 var. Bir tanesi bizde. 21'ten aldık onu çok şükür. Başardık onu almayı. SA20LED swap yaptık. Full forged SA20LED var. 500 beygir gücünde bir ücrete lastikte. Bitirdik işte muayenesini şimdi yani evrak geldi. Evrak işlemi hallettik. Yeni bir garaj değiliz. Yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıllık bir garaj değiliz. Yani yeni garajlara buradan bir mesaj mı gidiyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani... Kim varsa. Peki İmdat Usta, bu senin mekanın bir servis mi, bir garaj mı? Ve ismi nedir? Onu da paylaşalım izleyicilerle. That is Nissan Servis. Evet. Bir servis, özel servis. Evet. Yani Nissan servisi değil mi? Özel servisi. Evet. Yani Skystar olan da gelebilecek buraya. Öyleydi. Söyleyeceğini lafını çizim, çok özür dilerim. Öyleydi, yani daha önceden, yani şuradan 4 yıl öncesine kadar baktığımda, yani Skystar da geliyordu. İşte Primera, Altima da geliyordu. Artık gelmiyor. Çünkü 208'i gören artık bu arabaları daha getirmiyor bize. Ha diyor, sen 208 yapıyorsun. Tamamen 208 yapıyorsun. Bu 206'lar çok sorunlu, sürekli geliyorlar anlamı da çıkarabilir miyiz? Yoksa çok araba var. Piyasada mı çok araba var? Değil, aslında var evet. Günlükte kullanılan, drift'te evet. Kullanılan, onun dışında yani günlük kullanılan da çok araba, yani çok araç sahibi arkadaşımız da var. Yedek parça, yani problemimiz yok. Hakikaten Japonya'da olmayan yedek parçamız var bizim elimizde, depolarımızda. 3 tane depom var kendimize ait. Tam burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi 200 SX'ler bildiğimiz gibi modelleri eski olan, yaşlı evet, otomobiller evet. Ve üretimleri durmuş. Şimdi Japonya'da olmayan parçalar bende var dediniz. Bunlar evet. Sıfır parçalar mı yoksa orijinal çıkma parçalar mı? %30'u, %35'i sıfır. Diğerleri çıkma orijinal parçalar. Hı hı. Tabii yurt dışından getirdiğim parçalar da var. Burada kendim 208'i alıp da işte kaza yapmış. İşte ne bileyim kendim alıyorum mesela çekme belgeli. Normalde yani bir vatandaş alsa yürüyecek araba, ben onu kesip yedek parça yapıyorum. Tabii bunu legal yapıyorum. Yani hurda belgeli çıkartıyorum. Evet. Legal halde yapıyorum. O şekilde senin için yedek parça diyebilir miyiz? Yok. Hem servis hem yedek parça satışı evet. Da var değil mi? Yani evet. Bu evet. Da var şu evet. Dünyamızda. Yani, şimdi aslında şöyle Abbas'ım. Nissan özel servisiz ama aslında Nissan'ın diğer markaları çok nadir gelmeye başladı. Eski evet. Nissancıyım, eski bir Nissan ustasıyım ama daha çok 208'ler geldiği için tamamen 208'e döndüm. Evet. Ve bundan sonra 2 yıldır Apex Master'a bağlı olduğum için, yani Drift'i çok sevdiğimiz için daha bundan sonra Apex'e de yani Drift'e de arabalar hazırlamaya başladık. Yani şunu diyorsun. Bir tane çıkacak pilot var. Yani bütün 200 SX'ler geliyor dediniz. Ben böyle evet. Heyecanlıyım biraz lafınızı bölüyorum ama. Yani Türkiye'de 200 SX denilince herkes beni bilir. Bu işin piri benim. Başkasına tanımam mı diyorsun? Yani... çok güzel bir soru. Ya şimdi esnaflık zor zanaat. Aslında ya öyle herkesi ya kesinlikle öyle bir şey değil tabii ki. Bütün diğer garaj sahiplerimle ya hepsine saygılı olmak zorundayım. Çünkü onlara saygılı olmazsam onlar da bana saygılı olmaz. Tabii ki tek değilim. Yani bu işi ciddi anlamda gerçekten güzelce güzel hakkıyla yapan arkadaşlarım var. Ama en iyisi benim diyorsun. Öyle mi? En iyisi ben değilim. Şöyle yedek parça konusunda en iyisi benim. Yedek parça konusunda yani o diğer garaj sahiplerine yedek parça satan kişi benim. Yani evet. Onların yaptığı arabalara bile yani o hiçbir arkadaşımız görmediği arkadaşlara bile ben kimsenin yani ruhluyum ona parça veriyorum. Yani onun yaptığı, peki. Yarıştığı arabaya bile parça veriyorum ben. Bütün her arabada yedek parçam var Abbas'a dahil. Evet, bütün 200 SX'ler
seninmiş. Biz ne zaman gelsek kapıda bir dünya 200 SX görüyoruz ya. Yani, ya da senden geçiyor bir şekilde. Evet yani. Evet. Şu an kaç tane 200 SX vardır mesela serviste? Sende şu an. Yapılan ya da sana ait olan. Garajı yani evet, otoparktaki evet, şeyle beraber evet. 20 tane var. 20 tane. 20 tane. Evet, kere kaç tane ciddi bir rakam. 25. 150. 150. Dolayısıyla bu 200 SX grubu var. Biraz ondan bahset istersen. 4 yıldır var 208 WAPSAT grubumuz var. 4 yıldır 208 Türkiye'deki bütün yani 208'cileri bir araya topladık. Ve her yıl Abant'ta buluşma yapıyoruz. Böyle kaç senedir yapıyorsunuz var. Bu yıl 4.'sünü yani bir şekilde geleneksel oldu gibi o zaman. Geleneksel hale getirdik evet. 2018'de de olacak değil mi? 2018'de de olacak. Tarihi belli mi şu an için yoksa? İnşallah. Tarihi yani Temmuz civarı yapacağız. Yani tam belli değil aslında. Yani yazın evet. Sıcaklarında o kaynar sıcakları yapmayacağız da. 208'e ilgi duyan arkadaşlarımız Instagram adresimden ya da telefon numaramdan yani WhatsApp'tan ya Facebook sayfalarından bana ulaşabilirler. Soru ve düşüncelerini ya da almak isteyen, satın almak isteyen hiçbirisi de şu an hiç korkmasın. Yedek parçası yok, sorunlu arabalar gibi düşünen arkadaşlarımız çok arayanlar da oluyor. Usta diyor ben bu arabayı alacağım ama parçası yok diyor. Bu tip düşünceleri olan arkadaşlar beni arasın. Kesinlikle hiçbirisinde yani 208 sahibi o arkadaşlarımla hepsine söylüyorum. Hiçbir yedek parça problemimiz yok. Yurt dışında olmayan yedek parçalar bizim elimizde mevcut. Depolarımızda hazırda var. Olmayanlar da zaten en kısa sürede yani bir hafta 10 gibi bir sürede getirtiyoruz. Bu gruptan bahsettiniz. 200 SX'e sahip olan insanlar var evet. Burada. Şimdi burada yanlış anlaşılmasın veya ben bir şey öğrenmek istiyorum. Benim 200 SX'im yok ama bu grup içinde olmak istiyorum. Bu grubu dahil olabiliyor muyum WhatsApp grubuna? 200 SX sahibi olan arkadaşlar. Hayır olmuyor. Değilim. Mesela şu an ben sizi izledim. 200 SX'e ilgi duyuyorum fakat evet. Bu aracım yok. Evet. Bu gruba girmek istiyorum WhatsApp grubuna. Evet. Beni alıyor musunuz? Yok alamıyoruz. Çünkü alamıyoruz. Diğer 4 tane de yönetici arkadaşımız da var. Yani en başında 4 yıl önce bu grubu kurduğumuz zaman böyle bir karar aldık. Hatta 208'ini satan arkadaşlardan da rica ediyoruz. Kendisinin çıkmasını bekliyoruz. Yani kibarca biz atmayalım sen kendin çıkıyorsun. Çok elit bir grup arkadaşlar. 200 SX olmayanları almıyorlar. Sebebi de şu özelciğim aslında. Sebebi de şu önünü geçemiyorsun. Bir bakıyorsun ki grup 500 kişiye çıkmış. Evet. Çünkü alıp satılma oluyor. Çok ilgi duyan da var. 200 SX olmayıp da gençlerden çok... Tabii herkes açılsa belki 1000 kişiyi bile geçebilir. Yani. Geçebilir. O yüzden bunu en başında konuşmuştuk. 208'ini satan arkadaşı da ihraç ediyoruz. Deport yani. Ediyoruz. Evet. Tamam, bizim Mustafa'yı deport ettiğimiz gibi. İmdat Usta, 2018'de sıra dışı bir projem var, ondan bahsedelim evet. İstersen. Şöyle söyleyeyim, kısaca onu geçmek istiyorum. 208'ler çok artık dünyada bile zor bulunan araçlar olduğu için, yani kıymetli arabalar olduğu için 208'ler, S12, S13, S14, S15. O yüzden pahalı bile satılıyor. Yani stok bir S13 bile 30-35 binden başlıyor şu an. Evet. Tabii ki en iyi yan makinesi, en iyi drift makinesi S13 ve S14 evet. Tartışılmasız ama A31 yani La Royale Altima diye bir araba yapmaya karar verdik. Aslında projesi vardı, daha önce de Apex Max'ın bir antrenmanı, yasal antrenmanı da çıkartmıştım bu arabayı. Dünyada var mı öyle bu araç? Yurt dışında çok başarılı, yani efsane A31 Altima, dünyada çok örnekleri var, Formula Drift'te de bir araba vardı. Türkiye'de bu araba yapabileceğime inandım, çok da ucuz bir araba. Yani drift'e ilk kez başlayacak arkadaşlara da öneririm. Bence şimdilik ucuz. Şimdilik ucuz. 5000 liraya 6000 TL, 5000-6000 TL'ye alabileceğiz arabalar. 4 kapı değil mi araç? 4 kapı. Araç şöyle S13'ü, Nissan 200 SX S13'ü 4 kapılısı gibi düşünün. Yani bütün yürüyen aksamı var. Koylovundan, motor bülondan, defransiyelden takımına kadar birebir aynı sadece 4 kapı. Yani 6 santim daha uzun bir araç. Bu arabayı Türkiye'de yapabileceğime ve başarılı olabileceğine inanıyorum. Projeyi başladık. RB25 LED yani A33 motoru ve A34 GTT şanzımanı kullanıyorum. 2018'de yarışacak mı bu araç? Yarışacak. Bu sezon için değil mi yapıyorsun? Evet. Nisan'a yetişecek yani. İnşallah yetişecek. İmdat Usta, bizim daha önce Abbas'la da konuştuğumuz mevzu var. Yani bu otomobil satış sitelerinde genelde açıklamalara baktığımızda işte İmdat Usta bakımlı, Detis servis bakımlı diye bir açıklama var. Evet. Yani bir referans pozisyonuna gelmiş gibi hissediyorum ben. Nedir bu durum? Yani araç sana geliyorsa 3-5 bin daha pahalıya mı satılıyor? Ne oluyor? Ya şöyle bir şey var Özer'cim. Ya bu arabaları uzun yıllardır yaptığımız için, yedek parça hizmeti de sunduğumuz için
ya birçok yani daha çok driftten çok caddelerde kullanan 200cc'lere daha çok hitap ettiğim için ama bu yıl, bundan sonraki yıllarda drift arabaları hazırlayacağım. O arkadaşlar birçok arabasını ben yapıyorum. Beni referans olarak yazıyorlar. Soran var, soran da var. Sormadan da yazan da var. Benim için de bir problem aslında bu. Yani neden? Çok zorlandım. Aslında güzel bir şey referans göstermek. Ya arabanın canını okumuş, bizden çıkmış araba 4-5 yıl sonra iner açıyor, hala 24 pista yazıyor. Apex Masters'ta en sevdiğin, pilotajını beğendiğin pilot, bir de en gıcık olduğun pilot kim? Gıcık bunu olduğum hiç kimse yok diyorsun. Yani gıcık olduğum herkes oluyorum. Sevdiğim şu an yok. hepsi benim kardeşim, arkadaşım, benden büyük olan abilerim de var. Hepsine saygım ve soygum lazım. Ben yani öyle bir birisi değilim. Peki hepsine gıcık olduğum yok diyorsun ama ya şuna bir piste saplasam çok mutlu olurum dedin kim var? Öyle bir geçsem dediğin var mı? Şöyle söyleyeyim özel kardeşim. Ya benim aslında ya Türkiye'de driftel olarak yani böyle kayda aldığım kimse yok. Ben yurt dışında mesela yurt dışına gelecek... Kayda aldığım yok derken burada herkese bir ayar verdi. Değişik bir yaklaşım oldu. Dimitri'ye saplayacağım. Alexander'a saplayacağım. Bunlara bıçak diyorum yani benim işim bunlarla. Türkiye'de ya rakip göremiyorum. Ya şimdi bu geçenlerde benim hanım Doğulu Antep'e gittim. Orada Antep'te dolaşırken Sürreli kardeşlerimizi ziyaret ettim. Şimdi sahneye çıkıp Abbas'ı da çok izliyorum. Ne zaman Instagram'a açsam, Facebook'a açsam hep Abbas çıkıyor karşıma. Abbas zaten ne zaman çalışıyor ben bilmiyorum yani. Vallahi gerçekten helal olsun yani tebrik ediyorum seni gerçekten. Hangi konuda? Hakikaten. Yani her yerde var, her bütün organizasyonda var. Biz gidemiyoruz, fazla zaman ayıramıyoruz. Drift'e biraz zaman ayırmak lazım. Bir de ekip için, çok güzel bir ekibi var. Hepsini tebrik ediyorum. Biz 200SX reklamı yapıyoruz. 24'ta müşteriler sana şimdi geliyor. Şimdi Abbas'ı Suriyelileri Allah razı için bir de onlara bir gösteri yaparsan bir sıfır çizersen orada. Suriyelilere ya. Böyle bir teklif gelmedi ama teklif nereden gelirse gidiyor. Yalnız teklif mi? Sıfır çizersen. Şimdi her yerde var. Abbas'a iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi ben anlamadım onu. İşte her yerde var ya. Bir de Suriyelileri bir... Ama dön diyorum hani Kastamonu'na döndüğü gibi işte Kayseri'ye döndüğü gibi orada da bir spor çizim orada bir dönersen abi orada işte. Allah'ın ya sevaptır onlar da ya, ismin geçti abi, bir altında... orası kaldı zaten gidip şov yapmadığımız oraya da gideriz abi olmazsa beraber gideriz olabilir. Evet bir bölümün daha sonuna geldik bugünkü misafirimiz İmdat Usta'ydı hem garaj kimliğiyle hem pilot kimliğiyle güzel bir söyleşi oldu bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımızı takip edin, beğenin, paylaşın. Daha çok kitlelere ulaşabilelim. Adreslerimiz zaten altta gözüküyor. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.